Şimdi Amerika'nın müdahil olduğu bir konu da Venezuela'da yaşananlar, halk isyanı da orada da. Ne dedi Trump? Çıktı dedi ki ben muhalefet liderini başkan olarak tanıyorum. Ondan sonra ülkeler tanıyanlar oldu, tanımayanlar oldu vesaire. Bugün Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile yaptığı bir telefon görüşmesini aktardı. Dedim ki dik dur. Kardeşim evet. Maduro, kardeşim dik dur eğilme. Dik dur eğilme, evet. Evet, tabii Venezuela'da yaşananlar bir Amerikan müdahalesini gösteriyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Gerçekten Amerika'nın organize ettiği bir darbe girişimi söz konusu. Buna tabii dünyanın karşı çıkması lazım gelir diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın demokrasi getireceğiz diye müdahale ettiği ne kadar ülke varsa büyük katliamlarla, iç savaşlarla karşılaştı. İşte Afganistan, Irak, Suriye bunları yaşıyoruz. Amerika herhangi bir ülkede demokrasi olsun diye bir ihtiyaç duymaz. Böyle bir ihtiyaç dile getiriyorsa oraya müdahale edecek demektir. İşin bu yönünü böyle kabul etmek lazım ve seçimle gelmiş demokratik bir iktidar söz konusu ise onu desteklemek lazım. Bu bakımdan Türkiye'nin Amerika'nın bu müdahalesine karşı bir duruş sergilemesi doğru bir tutum. Hemen Amerika'nın peki gibi davranan ülkeler de var. İşte Kanada başta gelmek üzere. Onlar hemen muhalefet lideri kendini geçici başkan ilan eden Guaido'ya destek vereceklerini açıkladılar. Bu doğru bir tutum değil. Tabii Amerika'nın bu müdahaleci, küresel darbeci yaklaşımlarına karşı durmak Venezuela'daki rejimi demokratik kurallara uygun, iyi çalışan bir rejim gibi görmek anlamına da gelmiyor. Yani Chavez gibi sonra yönetimi devralan Maduro, Amerikan karşıtlığıyla, Amerikan emperyalizmine karşı mücadele vermekle ortaya çıkmış bir lider. Bu çizgisini sürdürüyor ama hem Chavez hem kendisi hem önceki yönetimler Venezuela'da tam anlamıyla demokratik, insan haklarına saygılı, laik, sosyal bir hukuk devleti, çağdaş devleti böyle tarif etmek lazım. Oluşturmuş da değiller. Yani içeride de huzursuzluk var. Şimdi dünyanın en büyük petrol rezervine sahip bir ülke Venezuela. Suudi Arabistan'ın daha fazla rezervi var. Dış ticaretinin %90-95'ini petrol ihracatından alan bir ülke. Ama çok ağır bir ekonomik kriz altında. IMF'nin tarifine göre tarihte yaşanmış en kötü krizlerden birini yaşıyor Venezuela. Ve Maduro'da, Chavez'de bu ekonomik soruna bir çözüm üretebilmiş değiller. 2,5 milyona yakın Venezuelalı komşu ülkelere kaçarak, göçerek oralarda yeni yaşam, yeni geçim olanakları sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan Maduro'nun yaptığı ve eleştirmesi gereken uygulamalar da var. Yani ulusal meclisin yetkilerini elinden aldı. Şimdi meclis başkanı olarak başkan benim diyen meclisten bahsediyorum. Yerine yeni bir kurucu meclis oluşturdu ve anayasa yapmakla görevlendirdi. Meclisin yetkilerini aldığı gibi yargıdaki atamalarla yüksek mahkemenin mahiyetini değiştirip meclisi iyice etkisiz hale getirdi. Ulusal meclisten çıkan aşağı yukarı bütün kanunları yüksek mahkeme iptal etmeye başladı ve Maduro'nun talimatla hareket eden bir yargı sistemine dönüştü. İşte ifade özgürlüğü, insan hakları bu konularda gerilemeye doğru gitti. Sadece Amerikan karşıtlığı söylemle ve petrolden gelen parayı biraz da karşılıklı şekilde dağıtarak ama insanlara iş olanağı yaratarak değil, dağıtarak bir taraftar toplumu hali oldu. %95 petrol geliri olan, çok zengin bir petrol ülkesi olan Venezuela'da aslında bir sanayi yok, bir üretim yok, mesleklerin bir gelişmesi yok. Dolayısıyla içeride bu parayı üretime, sanayiye, kalkınmaya harcamayan bir yönetim kendini sosyalist de dese memnuniyetsizlik yaratır, liberal yönetim dese de memnuniyetsizlik yaratır. Yani artık zorlama, baskıcı yöntemlerle halkın ihtiyaçlarını karşılamıyorsanız mutlaka bir şekilde aslında emperyal güçlerin eline de koz vermiş oluyorsunuz. İşte ben demokrasiyi getireceğim gerekçesiyle oraya müdahale etme gibi. Bence tabii Maduro'nun yapması gereken gerçekten demokratik, sosyal bir hukuk devletini kurmak, bu petrol gelirlerini çarçur etmek yerine, kamu harcamalarını karşılıksız harcamak yerine onları üretime dönüşecek yatırımlar yapmak ve belki kamu ekonomisini kullanarak yine o sosyal ve sosyalist yaklaşımıyla yeni bir ekonomi yaratması gerekir. Ama bundan sonra tabii bunu başarabilir mi, bir iç savaş çıkar mı, dış müdahaleye açık bir hale geldi olay.
Onu göreceğiz. Şimdi akşam gene ana haberle yaptığımız bağlantı Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika'nın Venezuela'da bir askeri müdahalesi şu an için yok ama. Rusya zaten uyarı da yaptı. Evet. Böyle bir müdahale olsa biz de müdahale ederiz. Ama bütün opsiyonları da tutuyoruz dedi Trump. Evet, yani evet. Şu anda yok ama. Bu arada Venezuela Devlet Başkanı Maduro Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün konsolosluklarını kapatma kararı vermiş. Evet. Orhan Bey, siz ne diyorsunuz Venezuela'da yaşananlara, Amerika'nın müdahil olması? Şimdi Fikret, yani arkadaşımız iyi özetledi aslında bütün büyük tabloyu. Oradaki Amerikan emperyalizmine karşı çıktığı için mutlaka desteklenmesi gereken bir devlet başkanı profili çiziliyor orada. Bizde de bazı sol kesimler aslında bunu böyle görüyor ve onun sosyalist bir başkan olarak nitelendiriliyor. Şimdi şu bir tarafı doğrudur. Yani aslında Venezuela'nın kendi ekonomisini kuramamasının arka planında birinci derecede petrol paralarının böyle inşaya, ülkeyi inşaya değil de daha popüler bir şekilde dağıtılması olduğu gibi aynı zamanda dış kışkırtmalar da var. Yani şirketler var, Amerikan hükümeti var vesaire var ve Amerika'nın desteklediği muhalefet var. Muhalefetle şu önemli, bir ülkeyi yönetirsiniz, gelirsiniz fakat muhalefetle iyi ilişkiler kurmak zorundasınız. Ülkenin bütünlüğünü bir kez bir arada sağlamak zorundasınız. Yani iktidara gelmek ülkenin diğer yarısıyla, büyük bir çoğunluğuyla kavga etmek anlamına gelmez. Yani buradaki bütünlük her zaman için bizim gibi ülkeler, Venezuela gibi ülkeler her zaman kışkırtmaya ve bölünmeye açık bir yapıya sahipler. Böyle bir durum var orada. Zaten bu yapı dolayısıyla bu yapıyı hem dış güçler istiyor ve bu yapının oluşması için gerekli müdahaleleri yapıyor. Siyasi müdahaleleri ve toplumsal müdahaleleri yapıyor. Ve dolayısıyla başka bir ülkenin böyle bu şekilde Venezuela'daki gibi parçalanmasını hiçbir iktidarın istememesi lazım. Bir sosyalist evet. Ve anti-emperyalist kendisini olarak tarif eden bir şeyin hiç istememesi lazım. Yani ortak bir yani uzlaşmalarla ortak bir takım şeylere gitmek lazım. Yani o nedir? Ya biz birbirimize düşemeyiz. Bir ortak yol bulalım. Bu şekilde ilerleyelim. Ülke hepimizin ülkesi. Böyle bir şey olması lazım. Şimdi orada bu Maduro'nun en büyük eksiklerinden bir tanesi. Belki de artık Venezuela'da muhalefetle Maduro bir araya gelmesi mümkün olmayan bir noktaya geliyor. Öyle bir gidiyorsunuz ki bir taraftan da hayat sizi, o bütün siyasi gelişmeler ve bunlar toplumu da yansıdığı için toplumla bir araya gelemeyecek ve birbiriyle savaşacak bir hal ortaya çıkıyor. Şimdi, fakat bütün bunlar bana bir şey, birileri, bir ülkeleri daha da hatırlatıyor yani oradan. Şimdi burada tabii ki müdahaleyi kabul etmek mümkün değil. Yani dışarıdan Amerika'nın ben seni geçici başkan olarak tanıyorum. Ve bir takım da Avrupa'dan bazı ülkeleri, Kanada'nın vesaire falan aynı şekilde Amerika'nın peşinden gidip bu tanımayı yapmaları kabul edilebilecek bir şey değil. Bu tamamen Venezuela'yı parçalayıp birbirine düşürmenin başka bir yolu. Bu hep var orada. Ama önemli olan bir de şu. İktidar Maduro ülkede böyle müdahalelere, ülkeyi böyle müdahalelere açık hale getiren bir yönetim tarzı izledi mi, izlemedi mi? İzliyor mu, izlemiyor mu? Bir baktığınız aynı evet. zamanda yani siz yani, dış emperyalist güçlerin ülkeye müdahalesinin mümkün olabilecek koşulları yaratırsanız onlar da müdahale ederler. Ülkeniz de parçalanır ve iki toplum toplum parçalanarak birbirine girer. Şimdi o nedenle de yani bak o anti-emperyalist vesaire falan diye duygusal bakımdan onu desteklemek yerine
acaba ülkenin bu hale gelmesinde onun suçu ne diye biz sorgulamak zorundayız. Yani eleştirel bakmak durumundayız her şeye. Ya burada duygusallık yeri yok. Hep şu şaşırtıcıdır. Ya bu kadar petrol, dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip bir ülke nasıl bunu ülkenin inşası için, halkın daha mutlu yaşaması için harcamayı beceremez? Temel sorun bu burada. Ya da daha az şeyi olan niye? Yani böyle zengin petrol yataklarına evet. da gerek yok. İyi ki bizim petrolümüz yok. İyi ki petrolümüz yok. Evet. Yoksa başımıza evet. neler gelirdi? Bu kim sorunun bilir? Mesela cevabını tarihten bulmaya çalıştığımız zaman ilk akla gelecek yer İran olur. Yani evet. biraz önce sizin sorduğunuz soruyu Şah dönemi için sorsak, yani bu kadar petrol zenginliği olan bir ülkede niçin bunu halkının yararına kullanmadı? Şah Pehlevi mesela, değil mi? Aynı şey. O zaman petrol çok ucuzdu. Yok yani aslında 2 lira 1 dolar. Şah kendince bir şeyler yapmaya çalıştı ama yani işte uyguladığı politikalar, ekonomi politikası falan tam tersi petrolü İran için nimet değil lanet haline getirdi ve sonrasında da tabii ortaya çıkan tablo. Evet. Ama bütün bu ülkelerde Amerika'nın etkisini, Amerika'nın varlığını, Amerika'nın o müdahil ve Amerika'nın biraz önce sizin sözünüzü ettiğiniz ülkenin kendi o iç toplumsal ilişkilerini bir iktidarın sağlıklı bir şekilde yürütmesini engelleyecek bir girdi olarak, bir dış faktör olarak varlığını da unutmamamız gerekiyor. Yani bunu şunun için söylüyorum. Hani sizlerin söylediklerinden daha farklı nereleri vurgulayabiliriz? O anlamda söylüyorum. Yoksa elbette söyledikleriniz önemli. Ama şunu unutmayalım. Yani niçin Amerika, dünyanın her tarafında benzeri ülkeler var. O ülkelerin içinde böylesi yönetimlerin bir konsensus sağlayamayan, muhalefetle anlaşamayan, toplumun yararını gözetecek bir ekonomik, politik bir işleyiş içine giremediği ülkelerde Amerika yok. Amerika burada petrol için her yer, yani bu tür ülkelerde olduğu gibi burada da petrol için var ve Maduro'ya en büyük şeyde Trump yönetiminin işte Amerikan petrol şirketlerini uzaklaştırması, ülkeden kovması ve buna bağlı olarak yarattığı o zenginliği arka bahçesi Amerika'nın kendine göre orası. Amerika'yı mahrum bırakması. Yani o yüzden Trump'ın böylesi bir çıkış yaptığını görüyoruz. Ama bu çıkışı da şöyle değerlendiriyorum ben. Bu bir Trump show. Yani bugüne kadar dünyada Amerika işte şeyden sonra, Dünya Savaşı sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyanın her tarafında Soğuk Savaş döneminde bulunduğu, girdiği Amerikan müdahaleleri, Amerikan varlığı bizim ülkemizde de yaşandı. İşte biraz önce vurguladık yani bizim çocuklar darbeyi yaptı, evet. hallettiler, döndüler, geldiler. 12 Eylül meselesi. İlk defa bugünün dünyasında Amerika işte Venezuela'da bir muhalefet liderini işte başkan ilan ettiğini Trump ağzıyla tanıdığını söylüyor. Dünyada bir grup ülke bunu kabul ediyor. Bunların hepsi bizim gözümüzün önünde bir adeta televizyon şov programını izler gibi oluyor. Rusya oradan hayır olmaz öyle şey diyor. Bunu yaptırmam sana diyor. İşte Türkiye'nin tavrı ortada. Dünyada şeyde de yani Güney Amerika'da da buna karşı çıkan Bolivya gibi ülkeler var. Meksika tabii karşı çıkacak boğaz boğaza Amerika ile. Ama ya sonuçta öyle bir tablo var ki ortada. Bugünün medyatik dünyasında nasıl bir dönem biz Körfez Savaşı'nı naklen yayın izler gibi izliyorsak, bu tür Amerikan müdahaleleri de artık televizyel ortamda, ekranlarda naklen yayın gibi sunuluyor. Dünyada işte yine Amerika karşıtı güçlerin buna karşı çıkışları kendisini gösteriyor. Buna tepkileri kendisini gösteriyor. Ve biz bunu izliyoruz. Ortada da Trump gibi hakikaten son derece ne diyelim spektaküler, göze gelir, izlenir bir figür var. Böyle bir yani komik çılgın bir evet. figür var ve bunu izliyoruz. Ama bütün bunların ötesinde de son nokta şu. Amerikan gücünün gerileyişinde bir yeni tablo bu.
Yani bu şekilde olması, yani daha önceki müdahalelerden farklı olarak işte Şili'de yaşananı falan düşünelim. Böyle bir tabloyla Amerika'nın karşımızda olması, Amerika'nın 11 Eylül hadisesi sonrası çok net olarak karşımıza çıkan Amerikan gücünün gerileyişi, bu Immanuel Wallerstein'ın kitabının başlığı, derece derece kendisini göstermesi, işte Suriye Savaşı'ndan bu şekilde çıkması ve şimdi yanı başında bir duvar inşa ediyor olması. Yani dünyanın her tarafını bir anlamda kendi arka bahçesi gibi görmüş bir dünya gücünün, bir süper gücün bugün kendi içine kapanıp kendi yanı başındaki Amerika, Meksika sınırına duvar inşa ediyor olması. Bunlar aslında izlediğimiz tabloda Amerikan gücünün gerileyişinin de işaretlerini bulmamız gereken, Venezuela'daki olayı da bununla bağlantılı değerlendirmemiz gereken bir durum diye düşünüyorum.